Arkadaşlar selam. Herkese merhaba. Biz neredeyiz şu an? Biz yine yollardayız ya. Bu sefer de Danang şehrinden Dalat'a gideceğiz. 15 saatlik bir yolculuğumuz daha var. Yataklı akşam 4'te bineceğiz. Sabah 6-7'de Danang Dalat'tayız. Şu an saat 3. Bizi VIP araçlar. Bir tane valla çok güzel bundaki arabalar. Ekstra 100 daha verdik. Yani daha doğrusu verdirtti adam. Dedi gelmiyor, otoyoldan alacak otobüs sizi. Gidiyoruz. Bu arada Danang'dan Dalat'a Han Cafe diye bir firma var. Han He diye. Kişi başı 525 bin donka götürüyor. 15-16 saatlik bir yol. Bilginiz olsun. Yataklı. Yani yata gideceğiz. Bir diğer bindiğimizin aynısı olması lazım büyük ihtimal otobüs. O ilk bindiğimiz gibi yakalayamıyoruz. Yok yani o her yerde büyük ihtimal. O VIP'di valla, çok güzeldi. Şimdi gidiyoruz. Otobüse geçince tekrar açarım. Şu abi bizi bıraktı şimdi. Bayağı da yol geldik ya. Biz buraya gelemezdik, bayağı uzakta. 30'da 35 dakika aynen geldik. Bizi şimdi petrolcünün birinde bıraktı. Buradan gelecek, alacak dedi otobüs. Buradan büyük ihtimal otobüsler geçiyor zaten, gördük. Bizi de fotoğrafımızı çekti, attı adamlara. Ondan sonra bekliyoruz şimdi otobüslere. Karambay kamyoncular geldi. Vallahi öyle bir yerde durduk ya. İyiydi ama adam şeydi yani, öyle getirdi bizi. İnşallah 15 dakika dedi, 15 dakika gelir inşallah. Yoksa burada 2 saat beklersek yandık. Arkadaşlar dolandırıldık. Ya başka bir firma vardı. Ben o ucuzdu, bir de şey yazmıyordu. Slip bus falan yazmıyordu, fotoğrafı da yoktu. O daha ucuzdu, Futabus diye. O 410'du. Ben geldiğimiz Han Cafe'ydi. Onunla aldım. O 525'ti. Bileti de Han Cafe'den gittik, kestirdik. Buraya geldik. Buradaki o özel araçla getiren adam Futabus'un şeyini verdi, biletini. Bekledik. Otobüs geldi. Bir beklediler 5-10 dakika otobüsü. Adam dedi Han Cafe falan. Sonra biletle gösterdi. Dedi bu. 410 alacağımız şey belki de 525'i aldık. Şerefsiz o adam kilitledi bize. Ama otobüs güzelmiş. Yani beğendik. En arkadayız yine. Gösteriyorum. En arkadayız böyle. Şimdi Görkem yastıkta falan şişiriyor. Yatacağız. 15 saat böyle. Temiz ama. Bayağı bu diğerinden iyi yani. Şimdi gidiyoruz. Dört buçuk saat falan oldu. Saat 8:30. Mola verdi yine bir yerde. Aralarda bir iki mola verir. Bir kere mi ne mola verdi. Benzin aldı. Lavabo molası falan. Öyle. Ağaca işedim ya. Beni götürtmedi. Görkem bir lavaboya gitti geldi. Sonra ben indim. Zaman yoktu herhalde. Bitiyordu benzin almaları. Adam diyor ki tam şey gidiyorum böyle. Neydi? Tam böyle tuvalete gidiyorum. Ne oluyor? Doğru. Arkaya gösteriyor bana. Gittim lan. Bomboş arazi. Kapkaranlık. Yol falan yok doğru düzgün. Ağacın oraya falan gösterdi öyle. Öyle işedim çıktım yani. Nasıl, belki paylaşmam burayı. Öyle şimdi de durduk. Bir yarım saat yemek molası dediler de gene size içeriği göstereyim. İçerisi de böyle. Böyle yemek falan satılıyor. Su falan ücretsiz galiba. Böyle. Böyle bir restoran var. Yemek ıvır zıvır bir şeyler satılıyor. Gofret mofret var. Lavaş gibi bir şey var da bunlar ne? Böyle şeyler var arkadaşlar. Bu kadar. Biz buralarda pek yiyemiyoruz ya. Hiç yiyemiyoruz. Cips yemiştik biraz. Cipsle duruyoruz işte, akşam ettik. Herhalde yemeyeceğiz bir şey burada da. Buradan sonra da durmaz daha büyük ihtimal. Bekleyeceğiz. Arkadaşlar biz geldik. Saat 5'te otele geldik. Leş çok gibi, kötü bir yolculuk. Leş gibiydi. Ama otobüsten kaynaklı değil, yoldan kaynaklı. Dağa çıktık, dağa indik. Virajda ben ortada yatıyordum. Allah'tan kemer bağladım. Yoksa 55 kere düşmüştüm. Geldik. Allah'tan bedava servis vardı. Bizi kapıya kadar getirdi. 6:30'da otel açılıyor yazıyormuş. Bir tane Vietnamlı amca çıktı da küfür ederek çıktı. Görmüyor musun falan dedi. Bir şeyler dedi. Bir şey demedim ben. Açtı, girdik, oturduk. Bir gün daha tutmak istiyoruz dedik. Erken geldik çünkü. Yatalım diye. Eş oraya otur dedi. Takmadı. Gitti yattı. 6:30'a kadar buradayız. Bir saat bekleyeceğiz. Böyle. Arkadaşlar biz Dalat'ta motor kiraladık. Evet.
Otelden kiraladık bu arada. Yalnız burada bir saçmalık var. Bir günü 12 saat olarak sayıyorlar. Yok, geceye kadar yani. Yani işte geceye kadar yani. Bir tanesi gitti 7'den akşam 7'ye dedi, 12 saat olarak söyledi. Otelde gece 12'ye kadar bir gün eder dedi. Öyle kiraladık bir günlük. Yarın da bakacağız, ona göre sabah 7'de falan kiralarız yarın da yine. Şimdi bir şelale varmış, oraya gidiyoruz. Bu arada otobüste uyuduğumuzdayız yani, daha otele de giremedik. Eşyaları bıraktık, otele çıktık. Hiç boş yer yokmuş. Bayağı yorgunuz. Bakalım nasıl geçecek bugün. Biraz şehri göstereyim size. Parklı burası. Burası güzel. Göl falan var aşağıda, gösteririz orada. Merkez 10 dakika uzaklıktaki Datanla Waterfall'ına geldik. Bayağı çok kalabalık. Yani. Kaç tane? Aşağıda 15-20 tane otobüs vardı. Burada bir sürü motosiklet var, arabalar var. Bayağı bir şey var burada. Alpine Coaster var, Zipline falan hepsi varmış. Biz büyük ihtimal sadece şelaleye gireriz. Size de burayı göstereyim, haritayı. Böyle bir yer. Şimdi gidiyoruz bakalım. Bu arka tarafımızda Alpine Coaster var. Bilet kişi başı 250 bin. Çocuk da 150 bin. Biz onu daha geçen gün yaptığımız için yapmayacağız. Bir önceki videomuzda görebilirsiniz, bakabilirsiniz izlemediyseniz. İyiymiş o zaman, bizim orada bayağı paramız çıkmış orada. Yürüme 4 dakika aşağıdaymış, şimdi oraya gidiyoruz. Giriş oradaymış. Birkaç tane daha başka şeyler de var da bir sonra bakacağız bakalım. Bayağı kalabalık, ben bu kadar kalabalık beklemiyordum. Şey kadar var. Sunburst, Bana His kadar kalabalık neredeyse yani, şey boyutu küçük buranın ama yoğun yani. Saat daha 8... 9, tam 9 saat yani. Yakın ya, belki o yüzden diye. Olabilir, bayağı bir şey var. Gidelim. Arkadaşlar burada zipline de var. 1500 metrelik zipline 1 milyon. Yani 1200 lira falan. Bir tane daha bir şey var. Tren diyor, o da 460 bin. Biz şelaleye girmeye çalışacağız bakalım. Şu yukarıdan geldik. Otobüsleri görüyorsunuz. Böyle. Girişimiz burası. Biletimizi alalım. Görkem inşallah şöyle bir şey değildir ha. O da ekstra bir spor galiba. Bilet 50, çocuk 25. Girişten aldık biletleri, kişi başı 50 bin. Aktivite falan da var, üstümüzde yok dedik. Biz de sadece şey istiyoruz. Tamam dedi, geç dedi. Burada da Alpine Coaster var Görkem. Evet. Bakalım. Arkadaşlar buradaki Alpine Coaster bilet kişi başı 100 bin. Bayağı bir sıra var görüyorsunuz. Şimdi biz yandan aşağı yürüyeceğiz. Aynısı devam ediyor. Şimdi yandan geldiler, kayıyorlar yandan. Bakalım burada nasıl olacak. Sesler geliyor. Ha, buradan çıkıyor mu? Burası bitiş çıkış noktasıymış arkadaşlar. Şelalenin de sesi geliyor bu arada. Öndekiler yavaş gidince böyle sıra oluyor ve saçma oluyor. Çarpmamaları gerekiyor. Böyle sıra. Çok yavaş kullanıyorlar. Böyle bedava yani, sıkıcı oluyor böyle. Hiç güzel değil. Bekliyorsun yani. Ne anladım o işten. Yolumuz, yürüme yolumuz daha güzel. Ama çıkışı kötü oldu. Evet. Çıkışı biraz sıkıntı. Of. Şelale gözüküyor. Altta hemen. Bayağı büyükmüş burası ya. Aşağısı kalabalık görken. Şelalemiz böyle. Yerler kayıyor. Bayağı su geliyor ha. Böyle aşağı doğru devam ediyor şelale.
Valla bir yabancı biziz. Full Çin, Kore, Japon. Değişikler ya gerçekten. Ben yani, sevmedim. Evet. Değişik yani. Bu Çin, Kore tayfası, Japon tayfası bir garipler. Tayland falan çok iyiydi. Şeyler yani öyle saygısızlar. Evet. Yani. Bir garipler yani. Genellemeye vurmamak lazım ama. Yani biz çok şey yapmadık yani. Böyle bir saçmalar yani. Böyle yani gelip görmeniz lazım yani. Yaşamanız lazım. Öyle. Bekliyoruz. Yorulduk biraz. Dinleniyoruz şimdi burada. Birazdan çıkarız ya. Çok ekstra bir olayı yokmuş bunun. Ama tabii Alpine Coaster falan zipline yaparsanız güzel. Biz onları yapmayacağız. Şelale güzel mi? Güzel ama ya olmasa da olur yani. Siz bilirsiniz zaten. Arkadaşlar şimdi Budist manastırına geldik. Bir buraya bakacağız. Buranın biraz konumu saçmaydı. Arkadan kendimiz dolaşıp bulduk. Kapalı gözüküyor. Bakalım bayağı kalabalık burası da. Yani aşırı kalabalık. Diğer yerde gördüğümüz insanlardan bazılarını burada da gördük şimdi. Otobüsler burada da dolu kaynıyor. Tura gelmiş herkes bugün. Hafta evet. Sonu ya bir de. Ha aynen ha. Cumartesi bugün. Ama çok kalabalık görmeniz lazım yani. Ya. Bakalım şimdi güzel bir yere benziyor. Şimdi içeride iki tane Budist var. Görebiliyor musun yani? İki tane Budist abi var içeride. Böyle bir şey yapmışlar, değişik değil mi? Meyveler falan şey yapmışlar. Bu şöyle. Para attı sonra şey oldu, dikkat et. Böyle bir manastır. Böyle bir kalabalık var arkadaşlar. Çok fazla. Hatta 10. Köşelerde de damacanalar var. Bedava su içtik valla. Gittiğimiz yere geliyorlar. Gerçekten bir, iki bardak su içtik 15 kişi geldi ya. O değil, manastırın içinde kimse yoksa biz girer girmez arkamızdan 20 kişi birden girmeye başladı. Şimdi başka yerlere girelim bakalım. O örümcek ağını göstereyim mi? Yavaş abi. Valla şu ortada kocaman ama. Her yerden sabitlemiş. Ya buraya bakalım. Yol üstünde böyle çok güzel bir göl vardı. Dönüşte uğradık. Tekne turu falan da yapıyorlar şurada. Köprünün üstünde durup insanlar fotoğraf falan çekiyor. Suyun kenarına da inebiliyorsunuz. Şu karşıdaki evlere bayıldık biz. Çok güzel gözüküyor. Manzarası falan mükemmel. Buralara gelirseniz uğrayabilirsiniz. Zaten manastıra giderken hemen solda kalıyor yol üstü. Ya birisi şeyle çıktı. Küçük teknelerle. Bisiklet gibi bir şey o galiba. Aynen. Biz biraz manzaranın tadını çıkaralım. Hatta böyle açık kalsın siz de çıkarın. Şimdiki durağımız meşhur Dala tren istasyonu. Giriş kişi başı 5000. Otoparkta 3000. Şimdi girelim içeri gezelim. Tren falan var galiba. Evet, yoksa şu. Bilmiyorum. Tren de satılıyor galiba. Aynen. Tren de var arkadaşlar. O VIP'miş o. Arka tarafta boş raylar var. Bir de şöyle köşeye bir şeyler yapmışlar. Çiçek bahçesi gibi. Birkaç tane de vagon var. Hediyelikçi yani burada bayağı turistik olmuş. Kafeye falan çevirmişler vagonları. Arkadaşlar sizin için makine dairesine girdik. Böyle çok eski. Şuraya oturuyorsunuz. Şöyle adam buradan izleyerek gidiyor. Kömürlü bu. Şuradan açılıyor. Buradan da kömürler duruyor bile hatta. Kömürü buraya istifliyorlar.
Buradan adamlar alıyor işte. Açıp buradan, şuradan açıp. Açma. Ha, açmıyor da yani kapatmışlar. Böyle bir şey. Güzel bir şey. Burada göstergeleri var. Burada da böyle bir vagon yapmışlar. İçine giriliyor. Valla Rahmi Koç Müzesi'ndeki daha güzel ya. Daha çok tram var. Orijinal hem de güzel, bakımlı. Şunları da yeni yapıyorlar. Kafe gibi. Bu kadar. Otele baksana Görkem. Arka tarafta böyle yine bir kafe yapmışlar. Vietnam çikolata ve kahvesi var. Yemek yedik. Şimdi böyle bir yere geldik. Daha otele girmemiz ama. Night market burası. Ama gündüzde açık. Şimdi biraz içeriye bakacağız. Burası gece daha hareketliymiş. Burada zaten kuru kayısı falan filan var. Hıvır zıvır. Buraya hızlıca bir geçip arka tarafa bakacağız. Gece bir daha geleceğiz buraya. Kurutulmuş meyveler falan var. Arkadaşlar biz en son neredeydik? Bilmiyorum da biz en gölde son falandık herhalde. Olabilir. Sonra eve gittik. Otele gittik. 2-3 saat uyuduk. 4'e kadar. 5 gibi çıktık. Biraz kendimize geldik gibi işte. Şimdi çıktık ama hava serin bayağı. Buz gibi ya. Ben üşüdüm yani, öyle düşünün. Bir şey evet. Otele gidip tekrar motorlu, alabiliriz belki. Motorlu soğuk oluyor bayağı. Şimdi göle geldik. Şehir merkezinde böyle göl var. Arkada da bize bakıyor ablalar. Çekiyoruz diye. Şimdi gölün etrafında turlayalım biraz. Sonra arkada gece pazarı var. Oraya gezeceğiz. Hep birlikte gezeriz. Göl böyle. Sabah da çok güzeldi. Bayağı da uzuyor arkaya. Burası şehir olarak farklı arkadaşlar burası. Mesela hani Da Nang falan büyük şehirde, Ho Chi Minh büyük şehirde. Burası biraz daha küçük, dağlık kalıyor ve diğer şehirlere göre daha soğuk kalıyor. İçeride biraz. Ama daha sevimli. Hani daha şey böyle bir Avrupa vibe'ı var yani. Aurası var yani. Aynen. Güzel yani. Şehir merkezi özellikle hoşumuza gitti bizim. Çok ekstra bir şey yok. Ama hani güzel yani şehir, insanlar koşuyor falan, hareketli bir de. Gezelim hep beraber, biz de vakit geçiriyoruz. Soğuk ama biraz. Soğuk olmasa bayağı, iyiydi. Bayağı çıkmışlar ya bambaşka. Sabah bunların hepsi köşedeydi. Şimdi bisikletin hepsi dışarıda, kullanıyorlar hepsini. Şimdi hostele geri geldik. Şeye gittik. AVM'ye gittik, bir şeyler aldık. Soğuk bayağı ya, donduk bu arada. Geldik şey, abi şimdi mısır yapıyordu, gelin dedi. Geldik, böyle mısır közledi, mısır yiyeceğiz. Yetiştik valla. Şöyle bir şeyler de var, bunlar yemek anlamadım, bize değil galiba. Dayı, dayı. Aynen, dayı çok iyi ya, çok komik. Karaoke açtılar şimdi. Karaoke söylüyorlar bayağı. Bu arada bizi bayağı beslediler, bayağı bir şeyler yedik burada. Şundan yapıyorlar, mısır var, böyle bir ortam güzel. Karaoke yapıyorlar, şimdi Görkem de şarkı seçiyor. Şarkı söyleyecek birazdan, türkü. Bayağı iyi ya, çok eğleniyoruz ya. Turkish, lokal müzik. Turkish? Yeah. Turkish. Yeah, Turkish, İstanbul, no, no. Sen de, sen de, birlikte. Yeah, maybe. Sosyal anksiyete ve benden korkuyor. Şarkıyı beğendiler bu arada bayağı. Hoşlarına gitti kadınlara. Arkadaşlar hosteldeki eğlenceden sonra çıktık, şimdi pazara geldik. Gece marketine geldik. Onlar devam ediyordu hostelde. Döneriz zaten büyük ihtimalle. Döndüğümüzde muhtemelen devam ediyorlardı. Aa, çok iyiydi ya, çok eğlendik. Şimdi pazar kuruldu. Bayağı kalabalık. Orayı gösterelim size şimdi, pazarı gösterelim. Hello. Arkadaşlar
Burada meyve sebze çok meşhur. Çilek, her yer çilek. Meyve kurusu. Asker, polis ya da zabıta geçti. İçeri almışlardı. Hepsini şimdi ortaya alıyorlar tekrar. Çok iyi ya. Biz geziyoruz. Bayağı bir şey var. Burası gerçekten soğuk galiba. Çalışanlar eldiven falan takmış ve kışlık ürün çok var burada. Bakıyoruz. Güzel şeyler var. Ucuz yani burası. Ama Da Nang ve Ho Chi Minh'deki gibi bir pazar yok şey olarak, yani kalite olarak, markalı olarak diyebilirim size. Ama güzel şeyler var yani. Buradan da alabilirsiniz bir şeyler. Dükkanlar böyle. Hepsi aynı şu anlıkları. Şu 15 yıllık mağaza geçtik. Bütün ürünler aynı. Mesela şöyle kazaklar var. 90 lira, 100 lira falan. Bu arada trafik de akıyor bir yandan. Sağ taraf ağırlıklı yemek, sol taraf kıyafet. Çantalar falan var. Saat 10 oldu bu arada. Kaç oldu bakayım. Saat tam 9.25. Pazarın durumu bu. Akşam burası hareketleniyor. Böyle bayağı ben bir satıcı var. Ya, böyle şey, burası böyle Dalat ışıl güzel. Işıl. Aynen evet. Böyle. Şimdi yılbaşı zamanı ya bir de böyle ışıl ışıl. Hoşumuza yani. Gitti yani. Keyifli. Soğuk sadece biraz ama güzel yani. Bence o da güzel. Aynen. Bayağıdır sıcaktı. Aynen. Pazar bayağı güzel. Öğlen biz buraya geldik. Burası meydan, göbek normalde. Araçlar falan geçiyor. Arka taraf da pazar bu arada. Şimdi böyle bir kalabalık var. Sağ tarafı yemek yapmışlar. Sol tarafta da böyle güzel bir merdiven var. Orada da insanlar oturuyor. Yemek yiyor falan. Üst tarafta da müzik, şarkı falan söylüyor birileri. Şimdi oraya çıkacağız. Yine arka tarafa doğru da yine pazar devam ediyor. Ama azalacak büyük ihtimal. Birazdan bitecek. Montlar falan var. 200-220. Şapkalar 100 mesela. Görkem şimdi bir tane şapka beğendi. 100 diyor. Yani 120 lira. Pazar yapsan 100 TL'ye alırsın. Güzel yani şapkalar, kaliteli. Bakıyoruz. Ha, burada devam ediyormuş. O bayağı gidiyor arkadaşlar. Gezelim. Hello. O ne yapıyor? Leblebi mi? Kestane, kestane. Pazar arkaya doğru devam ediyor. Burası son zamanlarda gezdiğimiz en büyük pazar galiba. Evet, bayağı büyük burası ya. Çünkü gündüz sağ taraftaki bina da komple pazar içi. Şimdi gece ikisi de pazar şimdi. İçisi kapalı, dışarısı açık. Bayağı büyük. Burada ayakkabılar var mesela. Hepsi 150. Çakma 150. İkinci el kıyafetler de satıyoruz. Şunlar 50 falan ya. İkinci el büyük var bunlar. Geziyoruz. Arka tarafa geldik bayağı. Böyle tişörtler var 90. Daha ilerini daha ucuza gördük. Mesela 3 çorap 20 demiş, 25 demiş. Çantalar var. Burada çok satılıyor. Burada çilek falan çok satılıyor. Şimdi Görkem de gördü. Şekerli mekerli bir şey var. Ondan yapıyor. 24 dedi değil mi? Küçüğüne. 20 dedi. 20 dedi. 25 lira bir şey. Bayağı kocaman çilek. Deneyeceğiz şimdi. Evet, şimdi deniyoruz. 20 liraya aldık. Arkadaşlar beyaz çilekler var içinde de. Böyle temizliğinden emin değilim. Çok ama tadı güzel. Yani organiktir büyük ihtimal bir de. Aynen. Çok satan var çünkü. Şimdi devam edeceğiz. Ya şehir bayağı hareketli ya. Bayağı herkes dışarıda yani. Diyorum arkada buradaki insanlar gerçekten hayattan keyif alıyor yani, o kadar belli ki. Herkes sokaklarda böyle, kimisi yemek yiyor, kimisi çilek yiyor işte. İçiyor bir şeyler. Kimisi alışveriş yapıyor. Bayağı güzel keyifli ya. Keyifli yani. Bizim çok hoşumuza gitti evet, vallahi. Evet, ben sevdim bayağı. Dayı da bize dışarıdaki tezgahta yemek yapılan her şeyi bize tattırmış. Evet. Mısır, işte. Patates, o pirinçin hepsi içine. Satılıyor şu an. Hepsini burada yiyorlar. Vallahi güzelmiş ya. Şundan vermişti bize dayı. Aynıları burada var. Yeni bir günden herkese merhabalar. Günaydın arkadaşlar. Biz bugün motor kiralamadık.
biraz uyuduk. Evet, takılacağız yürüyerek. Şöyle bir sıkıntı var. Elektrikler yok. Elektrikler şehirde komple yok. Yeni mevzu var ya galiba. Güneş patlaması herhalde doğru. Sabah 8'de gitti, 3'te gelecek dedi kadın. O da gelirse bilmiyoruz. Otelden çıktık. Hiçbir yerde yok şu an. Birkaç yeri gezeceğiz buralarda. Biraz dinlenmeli olacak. Dün çok güzeldi. Belki bu akşam da takılmacı olur otelde, hostelde. Olursa onları da gösteririz. Arkadaşlar et pazarına geldik şimdi. Böyle abla dana kesmiş. Böyle bir pazar. Böyle poşetleri var. Burada da domuz kesmiş abla. Domuzu parçalıyor. Antepet. Karamel. Arkadaşlar. Ya burayı görmüyor musun? Burada da canlı balık var. Burada da balık var. Bunlar kapı mı oldu abi? Bunları da mı yiyorlar? Yiyorlar. Ben yılan var. Görüyorsunuz domuz bacakları. Kulak ya, domuz kulağı. Burada da domuz. Domuz kulağı var burada. Semen varsa. Abla burada yine domuzun bir yerlerini parçalıyor. Hop. Güzel bir yerisi. Gölün hemen yanında One Day adında otel ve kafe olan bir yer var. Şimdi kahve içmeye geldik. Büyük bir ice latte söyledik. 79 bin. İki tane söyledik. Yanında şimdi ikram getirdi arkadaş. Çay sanırım sıcak. Bunu da deneyeceğiz birazdan. Manzaramız çok güzel. Şehir merkezi bayağı keyifli.